Sporda günün kısa özetiyle karşınızdayız. Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. İspanya'ya giden Torrent bu gece İstanbul'a çağrıldı. Yarın görüşülecek ve sözleşmesi feshedilecek. Arkasından da çarşamba günü Okan Buruk'la sözleşme imzalanacak. Cenk Ergün'de resmen futbol direktörü olarak göreve başladı Galatasaray'da. Fenerbahçe'de basketbol atılımı bugün manşetlerde yer aldı. Yeni koçun haberi Hürriyet'te manşet oldu. Bu arada Fenerbahçe Bakayeme ile ilgili bir görüşme yapmadıklarını, menajerin açıklamaları ve teklifi Şüphe bulunduğunu yok ki belirtti. benim kariyerime en iyi şekilde etki edecekler. Çünkü Jorge Jesus dünyanın en büyük teknik direktörlerinden biri. Fenerbahçe'de Türkiye'nin en büyük kulübü. Hiç şüphe yok ki kariyerime çok olumlu katkıları olacak. Ben de bunun için hazırım gerçekten. Fenerbahçe kulübü olarak hocamız, oyuncularımız, taraftarlarımız hepimizin birlik olup çok çalışması gerekiyor. Bu sezon istediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için. Yeni transfer Lincoln Fenerbahçe'yi böyle anlatırken Ozan Tufan da Hull City yoluna düştü. Ethem Sancağ'ın TMSF'ye düşerse Beşiktaş'ı alırım sözlerine Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş TMSF'ye düşmez sıfır ihtimal yanıtını verdi. Emre Bilgin'le de Beşiktaş 3 artı 1 yıllık sözleşme yeniledi. Genç futbolcu yine kadroda tutuldu. Kayserispor Çağdaş Atan'a 1 yıllık sözleşme imzalattı. Rıza Çalımbay yabancı antrenörlerin uçak ve helikopterle getirilmesini eleştirdi. Merih Demiral Alanyaspor'u ziyaret etti. Eski kulübünde ziyarette bulundu. Eto vergi kaçakçılığından ceza aldı İspanya'da ve Fair Play Komitesi'nin ödülleri dağıtılmaya devam ediyor. Bugün 4 spor basını üyesine ödülleri takdim edildi. Rizespor'da İbrahim Turgut yeni başkan olarak bugün resmen göreve başladı ve Lille Kulübü Yusuf Yazıcı'nın CSKA Moskova'dan ayrılacağını duyurdu. Sporda yaşanan gelişmeleri futbol medyanın sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.